Herkes selamlar arkadaşlar. Bugün Pasaj TV'nin Hollanda'dan konuklarıyız. Ben Erdal. Merhaba, ben de Şölen. Bugün sizlere Hollanda'da koronavirüsünün başlangıcından bugüne yani 25 Mart 2020'ye kadar ki sürecini Şölen'le birlikte aktarmış olacağız. 25 Mart itibariyle Hollanda'da 6.412 onaylanmış koronavirüs vakası var. Toplam ölü sayısı ise 356. Hollanda'da ilk onaylanmış vaka 27 Şubat 2020 tarihinde Tilburg bölgesinde İtalya'yı daha önce ziyaret etmiş 56 yaşında bir adam da öldü. Sonraki vaka yine aynı şekilde İtalya'yı ziyaret etmiş. Aynı yaşlarda farklı birinde göründü. Bir sonraki gün yani 1 Mart itibariyle de yine aynı bölgeyi ziyaret etmiş kişilerde görüldü. Yani Hollanda'daki ilk vakalar aslında İtalya ile direkt olarak bağlantıya geçmiş kişilerdeydi. Daha sonra ki vakalar aslında bunlarla bağlantıda olmuş kişiler aracılığıyla yayıldı. Çünkü Hollanda'da aslında yayılma hızını etkileyen ilk faktör Hollanda'nın güneyinde bulunan festivaldi. Bu festival Şubat ayında gerçekleşti ve Avrupa'nın birçok ülkesinde turistler bu festivale katıldı ve etkilenen ilk vakaların aslında bu festivali ziyaret ettiğini. Bu festivale giden kişiler şimdiye kadar görülen diğer vakalarında dolaylı yoldan ortaya çıkış sebebini teşkil ediyor aslında. Hala da şimdiye kadar en yoğun korona vakalarının görüldüğü bölge yine Hollanda'nın güney eyaleti, güney bölgesi. Aslında Hollanda'da ilk korona vakasına kadar Hollandalılar veya Hollanda'da yaşayan diğer vatandaşlar koronavirüsüne çok ciddiye almadılar. Aslında ilk onaylanmış korona vakasından sonra insanlarda tedirginlik ortaya çıktı. Hatta ilk izinler o tarihten itibaren alınmaya başladı şirketlerde. Çalışanlar yavaş yavaş işe gitmemeye, kendi izinlerinden kullanmaya başladılar. Hollandalılar aslında genel olarak bu tarz şeylerden çok korkan insanlar değil. Genelde böyle cesur yürekli, her şeyden çabuk demoralize olmayan, her şeyi çok abartmayan bir millet kendi içlerinde. Ama ilerleyen günlerde fark ettiler ki bu sayılar özellikle festivale gidenlerin temaslarda bulunmasıyla beraber, onların aile üyelerinin diğer insanlarla temasta bulunmasıyla beraber her gün yüzlerce yeni vaka ortaya çıkmaya başlayınca aslında tehlike çanları da onlar için çalmaya başladığını idrak ettiler. O günden beri de çok ciddi önlemler alınıyor hem kamu alanlarında hem devlet tarafından hem de özel sektörde. Evet, aslında Hollandalıların başlangıçtaki bu cesur yürekliliği bugün 6000'in üzerinde vaka olmasını da sağlayan asıl nedenlerden bir tanesi, olay duyulur duyulmaz İtalya'da ilk vakalar çıkar çıkmaz veya ciddiyeti bu kadar hissedilir hissedilmez tüm bağlantılar kesilmiş olsaydı, diğer ülkelerin yapması gerektiği gibi bugün bu vakalar bu kadar sayıya ulaşmamış olacaktı. Ama maalesef bugün Hollanda'da 6000'in üzerinde vaka, 300'ün üzerinde ölüden bahsediyoruz ve şu anda Hollanda'da hayat durmuş durumda açıkçası. İlk vakalardan sonra tabii insanlar işe gitmemeye başladı. İzne sahip insanlar evden çalışmaya başladılar. Ama asıl iş başlangıçları, asıl şirketlerin evden çalışmaya karar verdiği hafta 9-15 Mart haftası. Bundan önce Hollanda'da olup İtalya veya Çin'le ilişkisi olan şirketler aslında vaka sayıları artar artmaz diğer ülkelerde bunu öngörerek evden çalışmalara müsaade ettiler. Ama diğer şirketler 9-15 Mart haftasında diğer şirketler teker teker aynı kararları vermeye başladılar. Hatta ilk açıklama 15 Mart 2020 tarihinde Mark Rutte tarafından yapıldı ve yapılan ilk açıklamadan sonra tüm şirketler 6 Nisan'a kadar evden çalışmaya başladılar. Başbakan Rutte ilk açıklamasını 15 Mart tarihinde gerçekleştirdi. Bu açıklamada da aslında bize söylediği şey, 16 Mart'tan itibaren 6 Nisan tarihine kadar bu serbest dolaşım, işte herkesin kendi önlemini kendi alması gerektiği fikrinden vazgeçtiklerini söyledi. Ve konuşmasında aslında herkesin biraz da kafasını karıştıran herd immunity denen kitlesel bağışıklık yöntemini izleyeceklerinden bahsetti. Bu ne demek? Neticede herkesin bundan enfekte olacağını varsayarak, sağlıklı olanların da iyileşeceğini varsayarak daha gevşek politika izleyelim demek. Bu politika kapsamında okulların kapanmasına karar verdiler o tarihler arasında. Evden çalışma imkanı olan beyaz yakalıların evden çalışması gerektiğini söyledi. Onun dışında otel, kafe ve restoran
restoranların ve coffee shopların da yine aynı süreçte kapalı kalacağını, insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. Ve bunun dışında da bir ekonomi paketi açıkladı. İstersen ekonomi paketiyle ilgili senin daha fazla bilgin var. O konuda sen bilgi paylaşabilirsin merak edenlerle. Şöyle istersen yani şeyden bahsetmek istiyorum. Hollanda'da bir ilk gerçekleşti tabii bu vakalar olmadan önce. Biliyorsunuz Amerika'da, Türkiye'de ve Avrupa'da insanlar market sıralarına, marketleri yağmalamaya başladılar ve markette tuvalet kağıdı sıralarına girmeye başladılar. Daha önce gördünüz bunları birçok videoda. Hollanda'da buna benzer bir ilk yaşandı. Markut'te 15 Mart itibariyle hotel, restoran ve coffee shopların kapalı olacağını bildirdiği anda coffee shoplarda akşam 6'ya kadar kapanmadan önce bir ilk yaşandı. Büyük ve bir kuyruk. Bir kuyruğa geçildi. İnsanlar bu anlamda da ihtiyaçlarını karşılamak için stok yaptılar. Şimdi ekonomi paketinden bahsetmek gerekirse Hollanda'da bu süreçte yaşanan tüm zararların devlet tarafından karşılanacağı ve 10 milyar ile 20 milyar euro arasında bir bütçe ayrılacağı söylendi. 17 milyonluk bir ülke için bu bütçe gayet güzel ve yeterli bir bütçe olabileceğini düşünüyoruz şu aşamada. Ama tabii bu haftaya kadar açıkçası bu sürecin daha da uzatılacağı, 1 Haziran'a kadar uzatılacağı, belki 1 Haziran'dan sonra tekrar uzatılacağı gündemde. O yüzden şimdilik 1 Haziran'a kadar tabii bu paket yeterli ama sonrasında çok daha ciddi bir paketin gerektiği de bir gerçek. Ama bu paket içerisinde her vatandaşın açıkçası destekleneceği, özellikle işletmelerin, çalışan kişilerin işten çıkarılmaması için tüm gerekli harcamaların devlet tarafından yapılacağı, hatta maaşların %80'ine, %90'ına kadar sözleşme şartı aranmaksızın devlet tarafından ödeneceği, freelance olarak adlandırdığımız tek kişilik şirketlerin de belirli rakamlara kadar harcamalarını devlet tarafından yapacağı söylendi. Şirketlere de 4000 euroya kadar direkt olarak maddi yardım yapılacağı bilgisi verildi. Tabii bu çok ayrıntılı bir paket ama temel olarak bilinmesi gerekenler bunlar. Yani devlet ve hükümet bu süreçte hiçbir çalışanın, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemiyor. O yüzden tüm ekonomik şartları zorluyorlar açık söylemek gerekirse. Bu bahsettiğimiz Rutte'nin ilk basın açıklamasından sonra 15 Mart tarihinde bu açıklamadan sonra arada işte bir haberler yayılmaya başladı. Çünkü Sağlık Bakanı televizyonda röportaj verirken küt diye düşünmüştü. Bayıldı. Herkes onun da koronaya yakalanmış olabileceğini düşünüyordu. Ama sonradan ortaya çıktı ki kendisi çok fazla yorulduğu için bünyesi kaldıramamış ve düşüp bayılmış. Korona pozitif değilmiş. Bu esnada Sağlık Bakanı değişti ve biz şu an 25 Mart tarihindeyiz. Pazartesi günü ikinci bir resmi açıklama geldi. Ve bu arada bu Rutte'nin aslında 15 Mart'ta yaptığı basın açıklaması da yani ulusa sesleniş. Bu ulusa sesleniş 1970'lerden beri bir ilkmiş Hollanda. Evet. Hollanda'da daha önce hiçbir başbakanın ulusa sesleniş yapması gerekmemiş. Yani bu kadar aslında aciliyet gerektiren bir durum olduğunu göz önüne seriyor. Bu son yapılan, ikinci yapılan açıklamada da ilk baştaki o herd immunity, işte kitlesel bağışıklık sağlayacağız, herkes kendisini kontrol etsin yaklaşımından çıkılıp daha sıkı önlemlere geçildi. Bu önlemler kapsamında da sokakta 3 kişi veya üzeri bir topluluk halinde gezmek yasaklandı. Ben o anonsun yapıldıktan sonra ertesi gün yürüyüşe gittiğimde gölün etrafında belli bölgelerde handhaving denilen zabıtaların nöbet tuttuğunu gördüm. İlk defa böyle bir şey görüyorum Hollanda'da. Çünkü böyle yakalanan kişilere kişi başı 400 euro ceza verilecek. Bu kapalı kalma kuralına uymayan işletmelere de 4000 euroya kadar ceza verilecek. Bunun ötesinde evde ateşli bir kişi varsa bütün aile üyelerinin zorunlu karantinada ve izolasyonda olması gerektiğini açıkladılar bu basın açıklamasında. Onun dışında neler var Derdal? Aslında geçen en son açıklamaya kadar 100 kişiye kadar bir toplantı yapabiliyordunuz. Ama evet. Artık 1 Haziran'a kadar 100 kişiye kadar bile olan tüm etkinlikler iptal edildi. Yani şu anda Hollanda'da 1 Haziran'a kadar hiçbir etkinlik yok arkadaşlar. Şimdi aslında tüm ülkelerin, aslında koronavirüsü maalesef tüm ülkeleri ekonomik anlamda zora soktu. Aslında bu sene Hollanda'da Avrupa'nın en büyük etkinlikleri gerçekleşecekti. Bunlardan 3 tanesinden bahsetmek istiyorum. Hollanda'nın ne derecede ekonomik anlamda zorluk çekeceğinden bahsetmek istiyorum açıkçası. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği üzere Avrupa Müzik Yarışması Eurovision. Eurovision bu sene 2020 yılında Rotterdam'da gerçekleşecekti ve biliyorsunuz Avrupa'da tüm herkesin 2 hafta boyunca
boyunca kilitlendiği bir yarışma. Bir diğeri ise UEFA. UEFA da bu sene yani yaz ayları içerisinde Hollanda'da, Amsterdam'da gerçekleşecekti. Bir diğer etkinlik ise bu sene yıllar sonra Formula Hollanda'ya, Zandvoort'a gelecekti. Bu da çok büyük bir etkinlik. Hem sayı olarak hem de ekonomik anlamda katkısı açısından Hollanda'ya değer katacak bir etkinlikti. Fakat bu da iptal oldu. Ve biliyorsunuz Hollanda çok büyük partilerin, organizasyonların, eventlerin yapıldığı bir ülke. Dolayısıyla koronanın tüm yaza kadar olan etkinlikleri iptal etmesi Hollanda ekonomisine çok ciddi bir darbe vurdu ve vuracaktı. İlerleyen süreçte bunları çok rahat bir şekilde görmüş olacağız. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hollanda'da çok ilginç bir vaka daha oldu. Bugüne kadar hepimizin güvendiği bir söylem vardı. Koronavirüsü çoğunlukla yaşlı kişilere veya kronik bir hastalığı olan kişilere çok ciddi zararlar verdiği söyleniyordu. Ama maalesef Hollanda'da 16 yaşında Şehraz adında genç bir vatandaş da koronadan 10 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kalmak zorunda kaldı. Henüz bugün yoğun bakımdan çıktı. Şu anda sağlık durumu iyi ama bugün itibariyle dünyadan aldığımız haberler doğrultusunda 30 yaşlarında iki farklı kişinin de maalesef hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yani şuradan, yani bunlardan şunu çıkarmamız gerekiyor. Yaşımızın ne olduğu hiç önemli değil. Kendimizi bu süre zarfı içerisinde nerede olursak olalım izole etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir yere çıkmamız gerekiyor. Evden hiçbir şekilde çıkmamamız gerekiyor zorunlu olmadıkça. Şunu da belirtmek istiyoruz. Şu an videoda dışarıda gibi gözüksek de evimizin bahçesindeyiz. Kesinlikle izole edilmiş durumdayız. Zorunlu olmadıkça hiçbir şekilde dışarı çıkmıyoruz. Bahçemizdeyiz demişken aslında belki biraz da günlük yaşantımızdan bahsetsek iyi olur. Biz günlerimizi nasıl geçiriyoruz? İkimiz de şu anda hali hazırda evden çalışıyoruz. Normalde yemek masası olarak kullandığımız masa şu an Erdal'la ortak ofis masamız. Laptoplarımız, notlarımız, her şeyimiz oranın üzerinde. Sabah yine normalde kalktığımız saatte kalkıyoruz. Bilgisayarlarımızın başına geçiyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Bunun dışında bu karantina olacağını düşünerek hani total bir lockdown yapılır, sokağa çıkma yasağı gelir düşüncesiyle bayağı bir gıda stoğu biz de yapmıştık aslında. Çok ekstrem seviyelerde kilolarca değil ama bize hani belli bir süre yetecek kadar kuru gıdalarımızı almıştık. O yüzden çok fazla alışveriş için bu esnada dışarıya çıkmıyoruz. Evde yeterli derecede malzemelerimiz var. O yüzden evde kalmaya devam ediyoruz. Gün içerisinde dışarı çıktığımız tek vakit. Bunun dışında zorunlu kalmadıkça gerçekten hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyoruz. Zaten dışarı çıkmak isteseniz bile yapabileceğiniz bir şey yok. Her yer kapalı. Süpermarketler hariç yapacağımız bir şey olmadığı için evin içerisindeyiz. İşlerimizi hallediyoruz. Televizyon izliyoruz, Netflix izliyoruz, sohbet ediyoruz. Ailelerimizi sık sık arıyoruz. Bu şekilde. Yani hani bir meme var ya, biraz şu köşede sıkılayım, biraz da bu köşede maalesef sıkılayım diye. Günün geri kalan kısmını böyle geçiriyoruz. Ama biz sanırım biraz daha apartmanlarda tıkılı kalanlara göre şanslıyız. En azından kapımızı açtığımızda bahçede biraz temiz hava alabiliyoruz. Şurada dolanabiliyoruz. O yönden şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Koronavirüsünün bu denli etkilerinden açıkçası turistler de etkilendi. Şu anda Hollanda'da, Amsterdam'da sokaklar bomboş. Bugüne kadar son 100 yılda hiç böyle bir boşluk görülmemiş açıkçası. Tabii bu esnada Hollanda'dan görüntüleri de sizinle paylaşıyoruz. Gördüğünüz üzere bugüne kadar daha önce Amsterdam'da bulunduysanız hiçbir şekilde böyle bir boşluk, böyle bir tenhalık daha önce görmemediğinize eminiz. Tabi diğer dünya şehirleri gibi Amsterdam'da bundan da nasibini aldı. Muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca da bu şekilde devam edecek diye düşünüyoruz açıkçası. Evet arkadaşlar, bugünlük aktarabileceklerimiz bu kadar. Umarım doğru bilgileri sizinle paylaşabilmişizdir. Pasaj TV'yi takipte kalmaya devam edin. Amsterdam'dan ve Hollanda'dan bilgi almak isterseniz de bizim de kendi kanalımız var. Sizi orada görmekten de memnun oluruz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Selamlar. Hoşça kalın.